Canlarım, sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz bu dönemlerde bayağı bir öksürük her tarafta salgın halinde çok çok öksürük var. Onun için sizlere kolay mı kolay metoduyla sizlere bir tarifim var. Ama yine de doktorlarınıza lütfen danışın. Şekeri olan olabilir, tansiyonu olan olur. Ona bir şey diyemiyorum. Normalde ben mesela bunu çok güzel bir şekilde tükettim, öksürüğümden kurtuldum. Sadece nedir? 2 adet kırmızı soğan, önemli olan kırmızı soğan. Böyle doğradım. Deneyin, bir görün, ondan sonra deyin ki gerçekten toparlandık diyeceksiniz ve yorumlarınızı bekleyeceğim. Zerdeçalımız, şeyimiz burada. Zerdeçal burada zaten. Onu ayrı koyacağım. Kerim, isimler hep birbirine benzeyince karıştırıyoruz. Tabii ki zencefil diyeceğim. Bir sürü her şeyi karıştırdım. Siz de onu biliyorsunuz zaten. Bunu incecik soydum. Bu şekilde 3-5 parçaya koyup onu da içerisine atıyorum. Çünkü bu da boğazımızı ben içtim, denedim çünkü. Denemesem size yapmam. Bayağı öksürüyordum. Öksürüğüm kesilince tamam dedim. Bu başkalarına da faydası olacak. Benim hemen acilen bunu yapıp sevgili takipçilerimle paylaşmam lazım dedim. Bu şekilde. Koyduk. Ne yaptık? Bir kaşığımızı alalım hemen elimize. Bulursam kaşık tabii ki. Önce çıkartmamışım. Zencefili koyduk. Şimdi de sıra zerdeçalda. Zerdeçalımızı da bir kaşık koyalım şöyle. Çok güzel oluyor. Size söyleyeyim. Kesinlikle bunu muhakkak deneyin diyorum. Suyu geçecek şekilde böyle koyuyoruz, kaynatmaya bırakıyoruz. Bunu her gün yarım çay bardağı tüketmemiz lazım. Sabahleyin kalktığımda yarım çay bardağı bal da koyacağım. Balı süzdükten sonra koyacağım. Şimdi bunu böyle kaynatayım. Güzelce kaynasın. Hepsi yumuşacık olsun. Bu şekilde kaynatıyoruz. İyice soğanların yumuşayıp iyice özünü vermesi lazım. Bu şekilde hepsinin malzemelerimizi daha sonra güzelce süzelim. Artık 10 dakika kaynadı. Şimdi güzelce süzmeye geldi sıra. Hemen şöyle bir aparatım var. Bir de süzeyim var. Bunu güzel bir şekilde böyle süzüyorum. Ilıdıktan sonra güzelce limonumu koyacağım. Ilımasını bekleyeyim. Bunu her gün sabahleyin buzdolabında muhafaza edin. Sabahları kalktığınızda yarım çay bardağı içebilirsiniz. Dediğim gibi yine de doktorunuza danışın. Çünkü tansiyonu, şekeri olanlara farklılık gösterebilir. Onun için sizlerin sormasında fayda görüyorum. İnan kıt diye öksürüğünüzü kesecek. Doğal bir yöntem, doğal bir şey. Biraz ılısın, sonra da balını koyayım. Görüyorsunuz balımızı da 2 tatlı kaşığı koyacağım. 2 tatlı kaşığını böyle içine aktarayım. İkinciyi de aktaralım. Bu şekilde. Bir güzelce karıştıralım. Buraya kadar beni izlediyseniz birer yorum, birer beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinize şifa olur inşallah. Öksürükten kurtulursunuz. Hiçbir zararı bence olmayacak. Yine de doktorunuza diyorum sorun. Bu kadar. Hazırladığım kür bu kadar. Hepinize geçmiş olsun tekrardan.